Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere hard disklerimiz, harici hard diskimiz, normal hard disk ve USB bellek, USB belleklerimiz RAW dediğimiz bir formata döndüğünde bu disklerdeki bilgilere erişemiyoruz. İşte bu videomuzda sizlere bu sorunu nasıl çözeceğimizi anlatacağım. RAW nedir arkadaşlar? Şimdi disk çalışmıyor diye gelip video izleyenler için en başından söyleyeyim. Şöyle bir ekranımızı açayım. Bilgisayarım sağ tuş yönetten şu benim harici diskim kıymetli arkadaşlar. Diskim şu görmüş olduğumuz disk. Normalde harici bir disk idi. Ben bunu kutusundan çıkarttım. Şu şekilde bağladım. Şöyle baktığımda bakın şu E diski benim o diskim işte RAW dediğimiz bir formata dönüşmüş. Buradan da biz verilerimize erişemiyoruz. Böyle olduğunda bilgisayarıma geldiğinizde bakın E diski ne yönetilebiliyor ne açılabiliyor. İçinde de bayağı bir dosyamız var. İşte bu önemli dosyalarımızı biz nasıl kurtaracağız? Bu videoda bunları anlatacağım ben sizlere. Kıymetli arkadaşlar öncelikle RAW olan bilgisayarımızdaki bu program, bu dosya hard diskimizin sağlığını bir kontrol edin bence. Hani donanımsal bir arızasının olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bunun için de işte çeşitli programlar var. Ben açıklama kısmından sizlere linkini vereceğim. Öncelikle hard diskimin sağlığı ne durumda? Ona bakmam lazım. Bu HDD Sentinel dediğimiz bir program var kıymetli arkadaşlar. HDD Sentinel'i kurduğumuzda şimdi açılsın ben size ekranı açacağım. Orada bu hard diskimizin durumunu sizlere göstereceğim. Bakalım hard diskimizin durumu neymiş. Şöyle açsın bakalım. Bu sırada biz bu işlemi yapmak için neler yapacağız? Şöyle cmd komut satırını açıyoruz. Şöyle komut satırı cmd yazdığınızda başlata yönetici olarak çalıştır dediğimizde şu ekran gelecek. Biz buraya bir kod yazacağız kıymetli arkadaşlar. Kodumuz bu. Ama burada önemli olan sizin hard diskiniz bilgisayarında ne gözüküyordu? E olarak gözüküyordu bizimki. O zaman ben buradaki D'yi silip E yapacağım. Şu komutu satırını komut satırına bu komutu yazacağım. Şöyle check disk slash F boşluk. Diskinizin bilgisayarındaki ismi ve iki nokta üst üste. Enter'a bastıktan sonra biraz bekliyoruz arkadaşlar. Bayağı bir uzun süre beklemeniz de gerekebilir. Ben bu komutu çalıştıktan sonra bir bekleyelim. Daha sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Demek ki arkadaşlar komut satırında bu kodlar yazdıktan sonra taramamız başladı. Tabii çok uzun sürebilir demiştim. Ve taramamızın başlangıcından sonraki göreceğiniz ekran bu ekran olacak. Uzun da sürse bekleyeceğiz artık. Verilerimiz önemli. Bakalım nereye kadar, kaç saat sürecek. Arkadaşlar az önce hani bilgisayarımızın hard diskinin donanımsal olarak ne durumda olduğunu HDD Sentinel dediğimiz şu program yardımıyla bakın şuradaki programın ismi. Bu programı indirin. Benim harici diskim şu modelin markası. %98 bir sağlığı olduğunu görebilmekteyim. Sizde de bu şekilde ama burası %10 olabilir, 9 olabilir ya da işte %20 gibi bir sayı var ise hard diskiniz donanımsal olarak arızalıdır. Belki bu işlemler işinize yaramayabilir. Program açılmışken onu da göstermiş oldum. Arkadaşlar tabii diskinizin durumuna göre biraz uzun sürebilir. Benim yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Şöyle ekranda görmüş olduğunuz hataları da almak üzere benim bu denetleme şu an devam ediyor. Aşağı doğru indiriyorum. Bitirdi arkadaşlar. Şöyle aşağı indirsem şuradan itibaren burayı bitirdiğine dair işte yaptığı taramalarla ilgili size bilgiler veriyor. Peki şimdi bakalım bizim bilgisayarımızdaki bilgisayarın simgesine geliyorum. Evet kıymetli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi az önce gözükmeyen E diskim normal kullanılabilir hale geldi. Yine sağ tuş bilgisayarım sağ tuş yönetten bir disk seçeneklerine geleyim. Şuradan disk yönetimine geleyim. O RAW gözüken diskim bakınız tekrar NTFS'e döndü ve aç dediğimde de şöyle görmüş olduğunuz gibi dosyalarım olduğu gibi geldi kıymetli arkadaşlar. Şu anda problemsiz görebiliyorsunuz. Böyle basit bir dosyayla arkadaşlarım bunu kurtarabilirsiniz. Teşekkürler, kolay gelsin.